İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti döneminde şehir hatlarına iskele veriyor. Sözleşmede izinsiz başkasına kiralanamaz diyor. TÜGVA'ya kiralamışlar. TÜGVA izinsiz üçüncü şahıslara da kullandırıyor. Ve milyonlarca aylık kirası 50 milyon 100 milyon olabilecek adaların İstanbul'u gören en üst en güzel mekanını 2.500 TL'ye bir asgari ücretten az TÜGVA'ya vermişler. Usulsüz kiralamayı görünce İmamoğlu'nun ekibi iptal ettirmiş. Mahkeme hak vermiş. Çıkın demiş. Çıkmıyorlar. Zabıta belediyenin kendi yerini gidiyor, alıyor. Kimse yokken onun üstüne Suç İşleri Bakanı polis yolluyor. Suç İşleri Bakanı polis yolluyor. Ve o Suç İşleri Bakanı'nın polisimize verdiği kanunsuz emirle ilçe başkanımız, belediyemizin zabıtaları, amirleri darp ediliyor. Peki bu işi yapan, o kiralanmış ya TÜGVA'ya, kaymakamlıktan izin alırsan düğün bile yapıyormuşsun. Adalar Kaymakamı. Kimdir Adalar Kaymakamı? Adalar Kaymakamı bir zamanlar CİDE Kaymakamıydı. Orada görev yapıyordu. Yükselmek istedi. Ne yaptı? AK Parti'den Aksaray milletvekili aday adayı oldu. Öyle olunca aday yapmadılar. Aksaray'a milletvekili adayı yapmadılar ama durmadılar. Beyefendinin Kastamonu milletvekilleri CİDE Kaymakamına Aksaray milletvekili adayı olduktan sonra Kastamonu valisi yapılması için Soylu'ya gittiler. Şöyle önemli, böyle önemli, illa yapalım. Kastamonu'da bunu gazeteler yazdı, yalanlayan olmadı. Kastamonu'ya vali yapamadılar ama Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne genel sekreter yaptılar. Hangi dönem? Kayyumu atadılar ya, vali oldu kayyum. Bu da oldu genel sekreteri. O dönem oldu ve o dönemde neler neler oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kısa zamanda bir kamu kuruluşunda ortaya çıkan en büyük yolsuzluk. 540 milyonluk yolsuzluk. Mızrak çuvala sığmadı. Kayyum görevden alındı. O dönem o kayyumun genel sekreteri bugünkü Adalar Kaymakamı'dır. Süleyman Soylu'ya 39.883 liralık hediye vermişler bir günlük ziyaretinde. Fatura kimden? Fatura tespihçiden, takıcıdan. Hani Soylu'ya bir takıcı gösterdi de tespih hediye etti ya. Biz takıcı hediye etti sandık ya. O takıcı kayyuma fatura kesmiş 39 bin lira. Mehmet Özdeseki'ye fatura kesmiş. Özdeseki'ye hediye verdik diye 16 bin lira. Recep Tayyip Erdoğan'a hediye yolladım demiş 136 bin lira. Veysel Eroğlu'na telkari gümüş verdim demiş 74 bin lira. Eski parayla 74 milyon bu, küçük para değil. Eski parayla 39 milyon bu. Ve o Soylu Mardin Büyükşehir'deki bu büyük yolsuzluk soruşturması sürerken, mahkemesi sürerken bu genel sekreteri Adalara Kaymakam atamış. Adalara Kaymakam gitti ya, Adalara Kaymakam gitti, tarih 5 Haziran 2018. 7 Haziran'da iki gün sonra Adalar İskelesi'nin üst katı TÜGVA'ya veriliyor. Bu kaymakam döneminde. Mahkeme kararına uymayan, mahkeme kararına rağmen polis çağıran ve oraya polisi götürüp ilçe başkanımızı, zabıtalarımızı darp ettiren zihniyet, AK Parti milletvekili adayı, büyük soygun yapılan Mardin'de devlet adamlarına hediye verildi. Faturaları uçuşuyor. Fırat Silver. Aha burada. Yalansa yalan desin Soylu. Adamlar liste yapmışlar. Aha da burada. Kime ne hediye verdik? Alınan hediyeler. Birincisi gelen misafirler. İsim Süleyman Soylu. Daha ne konuşuyorsunuz? Ve böyle bir noktaya gerilmiş. Bu noktada Adalar Kaymakamı Soylu'nun has adamı
AK Parti'nin gözdesi, Mardin'in Büyükşehir'in genel sekreteri adam dövdürüyor mahkeme kararına rağmen. Ve Suç İşleri Bakanı da ona polisleri veriyor. Şimdi göreceğiz bakalım. Mahkeme kararına rağmen hukuksuzluk yapanlara İçişleri Bakanlığı soruşturma açacak mı? Bu kaymakam herhangi bir partiden olsa 2 dakikada açığa alınması, merkeze çekilmesi lazım. Göreceğiz bakalım. Mızrak yine çuvala sığmıyor Süleyman Bey. Recep Tayyip Erdoğan Amerika dönüşü bizzat bu konuyla ilgileneceğim dedi. Gıdalarda fahiş fiyatlar varmış. Talimat vereceğiz. Bu fiyatlarla ilgileneceğiz. Bu tabii ki çeşitli açıklamalar, itirazlar oldu. Bizim ne günahımız var? Enflasyon sizin kötü yönetiminizden yükseliyor diyor. Buna da bozuldular. Tedirginlikler oluştu piyasalarda. Ve Mehmet Muş çıkmış şöyle bir açıklama yapmış. Serbest piyasa ekonomisi geçerlidir. Doğrudan fiyatlara müdahale edilemez. Doğru lafa ne denir de Mehmet Bey, birlikte grup başkan vekilliği yaptığımız Sayın Bakan, sen bunu niye bize söylüyorsun? Bakanlar Kurulu diye toplanıyoruz ya 15 günde bir pazartesi. Anayasal zemini yok. Tek adam yönetimi ama atadığı bakanları topluyor ya. Orada söyleyeceksin. Yok utandırmayayım başka bakanların yanında diyorsan baş başa söyleyeceksin. Diyeceksin ki Sayın Cumhurbaşkanım, partimin Sayın Genel Başkanı, siz böyle dediniz, ben Ticaret Bakanıyım. Ticarete bu tip laflar zarar veriyor. Tedirginlik oluyor, korku oluyor. Siz böyle yaparsanız daha da kötüye gider. Aman ha demeyin derseniz olur. Mehmet Bey çok kalabalıksa biz çıkalım Türkiye olarak, siz baş başa kalın. Pandora belgeleri açıklanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 2 vardı dün itibariyle. Biri Rönesans, sarayın müteahhiti. 2 anlamı da doğru. Hem sarayı yapan müteahhit, hem sarayın gözde müteahhiti. İkincisi de Çalık'tı, sarayın akrabası. Üçüncüsü eklendi, hiç yabancı yok Allah'a şükür, hep biz bizeyiz. Mehmet Cengiz. İncelemeye devam ediliyor. Mehmet Cengiz'e bir ajans soruyor. Röportaj yapamam, yazılı cevaplayayım diyor. Ama cevabında kendisinin ve kardeşinin ortak olduğu bir şirket kurulduğunu doğruluyor. Ne kadar vergiden kaçındıklarını ve bunun tutarını, miktarını açıklamıyor yazılı cevapta. Bu soruya cevap vermiyor. Ve kurdukları offshore şirketinin de yetkililerinin hepsi İGA İstanbul Havalimanı'nın çalışanlarından seçilmiş. Cengiz kendi adına değil başkalarının adına yaptırmış. Paravan bir şirket kurdurmuş, Trident Trust diye. İç içe şirket sokuyorlarmış. 40 bayır gibi. Onu açıyorsun, başka şirket onu izini kaybettirecek. Yönetime koydukları da İstanbul Havalimanı'nın çalışanlarıymış. Ama yakalanmış. İtiraf etmiş. Yakında konuşacağız. Neyi konuşacağız? Dün de söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. 2006 yılında 21 Haziran 2006 bu parlamento, İki parti, AK Parti ve CHP, uzlaşmayla çıkan kanun, CHP'nin önemsediği bir kanun, tam destek verdi, bir günde çıktı. Vergi cennetlerinin listeleri ilan edilsin, %30 vergi alınsın. Böylece Türkiye'den vergiden kaçınma dedikleri vergi kaçakçıları, offshore offshore yoluyla giderse, öyle şey olmasın. Yoksa ne yapıyorlarmış, tekrar edelim, Malta'da vergi %2, Türkiye'de kurumlar vergisi %20. Offshore şirketi kuruyorlar. Mesela Virgin Adalarına kurmuş Rönesans. O da çıktı. %2 vergiyle gidiyor. Zaten çok düşük karla satıyor. Türkiye'den karsız çıkarıyor. Çok az vergi veriyor. Hiç vermiyor. Oradan karı bindirip yapıyor. %20 yerine %2 vergi ödüyor. Bunları ilan edersen %30'da vergi alırsan bu operasyonlar yapılmaz. Yetki o gün başbakana ve bakanlar kuruluna, değişen anayasadan sonra otomatik düzeltmeyle cumhurbaşkanına, 15 yıldır 7. fıkraya göre, 2. maddenin 7. fıkrasına göre yapması gereken listeyi yayınlamadığı için millet dünyanın vergisini kaçırıyor.
Şimdi burada bir soru. Rönesans iki offshore kurmuş. Bunlardan biri Virgin Adası'nda. Dünya kadar 210 milyon dolar götürmüş. O yüzden burada vergi vermemiş. İstediği kadar vergiden kaçınmış. Zorlanınca çıkınca bir şey itiraf ettiler. Biz o offshore adasında vergi cennetinde 1 milyar TL bağış yaptık Türkiye'den birine. Bunu açıklamıyorlar. Şimdi kimin kime bağış yaptığını, hayır yaptığından biz ilgilenecek değiliz ama adam 16 milyarlık kamu ihalesi alan şirketin başı. Kamudan ihale alan birisi 16 milyar. Türkiye'de değil offshore'da 1 milyar bir yere bağış yapıyorsa bu isimle ilgilenmek bizim sorumluluğumuz, görevimizdir. Bize bu ismi vereceksiniz. Erman Ilıcak. Eğer bu isim ilan edilmezse bu şüphenin altında bu ülkeyi yöneten herkes kalır. Bir de şunu soralım ya. Neden ama neden bu bağış bu memlekette değil de vergi cennetinde yapılıyor? Bir sürü vergi muafiyeti de olan kurum var, kuruluş var. Herkesin gözü önünde yap bağışını, al plaketini. Neden kurumlara değil? Neden gazilere değil, şehit ailelerine değil, Kızılay'a değil, oraya değil, buraya değil de birine 1 milyar TL? Nerede, kime, niye? Bu soruların cevaplarını vermek Erman Ilıcak'ın boynunun borcudur. Öyle bu işin peşi kolay kolay bırakılmaz. Son olarak şunu söyleyelim. Vergi cennetlerinde faaliyet gösteren bu Mert firmasının isminin Burak'ın buğusu, Mustafa'nın M'si, Erdoğan'ın eri, Ziya Ülgen eniştenin Z'si olduğunu dün de gösterdim, bugün de gösteriyorum. Bu aslında başka bir kısaltmadır deyin. Hissedarlar bizim oğlan, enişte, kardeş değil deyin. Bizim çıkarmadığımız yasadan dolayı yurt dışında vergiden kaçınan, gemi alıp satan, para transfer eden, parayı giden para gelen para aklayan bir şirketimiz yok deyin. Vatandaşımız, bu şirket var ve çatır çatır çalışıyor. Cumhurbaşkanı da görevi kötüye kullanıyor.